Şimdi 19 yaşında bir delikanlı. Hı hı. Bize başvurmuş hocam. Üniversite tercihlerinde demiş, anne babanın rolü ne kadar olmalı? Örneğin baba çocuğunun ileride mutlaka mağduriyet yaşayacağını düşünerek ona baskı yapabilir, hatta küsebilir mi? Çok dertli bir kardeşimiz. Muhtemelen babasıyla bir sıkıntı yaşıyor. Anne babaların çocuklarına yön vermeleri, rehberlik etmeleri ne ölçüde olmalı demiş. Evet. Neler tavsiye edersiniz demiş. Bizim hocam, annesine babasına seslenmemizi istiyor. Evet. Öyle olduğunu anlıyoruz yani. Muhtemelen de belki istediği bir bölüm var. Evet. Ve babası şiddetle karşı çıkıyor, küsüyor ona. Ne yapacak bu çocuk hocam? Belki annesi babası bizim programımızı izliyor. O yüzden evet, bu kanalı kullanmak istedi genç kardeşimiz de. Tabii ki anne babalar bir hayat tecrübeleri var. Evlatlarının da bu tecrübelerden faydalanmasını istiyorlar. Yani tabii biz hayatta birçok şeyi kendimiz tecrübe ederek öğreniyoruz ama hayatta her şeyi de tecrübe edecek kadar da uzun değil. Yaşanmışlıklardan faydalanmak da aslında karlı bir iş. Ama hani gencin de zaman zaman ideali olabiliyor. Anne babalar da hani şunu görüyoruz bazen, kendileri bir meslek sahibi olmak istiyorlar ama şartlar, anne babalarının imkanları bunu sağlayamadığı için ben evet, olamadım, benim çocuğum şu mesleği olsun, kendi idealize ettiği bir mesleği çocuğunun sahip olmasını istiyor. İyi niyetli bir yaklaşım evet, aslında. İyi niyetle tabii ki çocuğunu düşünerek yapılan bir şey ama bu her zaman iyi sonuç vermiyor. Anne babasının seçtiği mesleği yapan ama mutsuz birçok da insan var. Günümüzde hatta şöyle bir şey söylüyorlar. Bugün ilkokuldaki çocukların mesleklerini daha bugün bilmiyoruz diyorlar. Hayat hızlı değişiyor. Anne baba için ideal olan bir meslek belki bundan 20 sene sonra çok da geçerli olmayan bir mesleğe dönüşebilecek. Bunu da önceden kestiremiyoruz. Tabii rehberlik yapmak, yol göstermek önemli ama bu küserek yapılacak bir şey değil. Tabii ki. Onun yerine oturup konuşmak, belki çocuğun dinleyeceğini düşündüğü birisinden destek almak, bir arkadaşından, o babanın işte olmasını istediği mesleğin sahipleriyle çocuğu bir araya getirip onların tecrübelerini ona aktarmasını sağlamak, işte o mesleğin ne gibi avantajları olduğuyla ilgili o meslek sahibi tarafından çocuğun bilgilendirilmesini temin etmek gibi çözümler üretebilir. Ama çocuk çok kararlıysa ve bu yapmayı düşündüğü meslek de hani dinimizin onaylamadığı bir şeyse tabii ki orada anne baba tavrını koymak, anne babalığını yapmak durumunda ama hani bu anlamda problem olmayan bir mesleği icra etmek istiyorsa genç de orada da onun artık tecrübeyi kullanmak istemiyorsa, hayatın zorluklarını kendi yaşamak kendi istiyorsa. Kendi belki tecrübe etmek istiyor. Evet. Yani. Yani bu riskli bir şey ama bu riski göze alabiliyorsa orada da gence bir fırsat tanımak lazım.